Merhaba değerli dostlar. Bugün 23 Mart. 23 Mart haftasında nitel araştırma dersimizin ilk oturumunda sizlerle birlikteyiz. Bu oturumda öncelikli olarak her zamanki yapmış olduğumuz gibi ders içeriğimizi açacağız ve nerede kalmıştık onu bir hatırlayacağız. Ardından da görüşmenin nasıl bir veri toplama aracı olduğu üzerine düşünmeye başlayacağız. Aynı zamanda görüşme formu nasıl oluşturulur? Bu ders kapsamında bunu da bu dersin içerisinde yedirmeye çalışacağız. İkinci oturumumuzda yine makaleler üzerinden görüşme kısmı, yani yöntem kısmındaki görüşme, yani veri toplama aracı kısmı nasıl yazılır onu konuşacağız. Ve üçüncü oturumu yine sizinle paylaşmayı düşünmüyoruz. Orada da arkadaşlarımızın incelemiş olduğu makaleleri kritik edeceğiz sevgili dostlar. O zaman buyurun öncelikli olarak yine her zamanki yapmış olduğumuz gibi syllabus'ımızı göstererek, yani ders içeriğimizi göstererek başlayalım işe. Şimdi bugün 23 Mart olduğunu söyledik. Geçen hafta biliyorsunuz çalışma deseni kısmı nasıl yazılıra bakmıştık. Çalışma deseni ile ilgili çalışma deseni derken çalışma grubu kısmının nasıl yazılacağına bakmıştık. Çalışma grubu türlerine, yani amaçlı örneklemin türlerine bakmıştık ve makalede ve tezde bu kısım nasıl yazılır üzerine konuşmaya başlamıştık. Bu hafta ise mülakatı konuşuyoruz. Yani görüşme veya İngilizce tabiriyle interview. Görüşme formunu nasıl oluşturabiliriz onu konuşacağız. Aynı zamanda dediğimiz gibi görüşme formunu nasıl yazabiliriz ya da görüşme kısmını nasıl yazabiliriz bir makalede veya tezde. Bunun üzerine gideceğiz sevgili dostlarım. Şimdi arkadaşlarımızın projesi kapsamında ise bugün, yani bugün biliyorsunuz makale ve tez incelemesi üçü gerçekleştireceğiz. Bu planda bir sapma yok. Aynı zamanda çalışmaları için, arkadaşlarımızın kendi çalışmaları, projeleri için, yayınları için ise hangi veri toplama aracını kullanacağını artık yavaş yavaş karar vermeye başlayacaklar ve soruları oluşturmaya başlayacaklar. Görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlarım şu anda buradayız. Gelecek hafta ise görüşmeye devam ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımızdan birisini gönüllü olarak seçeceğiz. Onunla bir örnek bir görüşme yapacağız. Ben burada yani online ortamda bir görüşme nasıl yapılır? Bir arkadaşımızla birlikte bir görüşme yapacağız. Ve yine aynı şekilde makale ve tezde görüşme kısmını nasıl yazacağız üzerine tartışmaya gelecek hafta da devam edeceğiz sevgili dostlar. Evet, bir ders içeriğimizi bu haftasını ve geçen haftasını ve gelecek haftayı tanıttıktan sonra şimdi isterseniz yine bir ekran paylaşımı yaparak bir slayt paylaşacağım sizlerle. Bu slayt üzerinden acaba görüşmeyle ilgili neler diyeceğiz? Hep beraber konuşmaya başlayalım sevgili arkadaşlarım. Evet, birinci slaytımız şu olması lazım. İkinci slaytımız da bu olması lazım. O zaman slayt gösterisi diyelim. Geçerli slayt diyelim. Görüşme, görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlarım, bireysel yapılabiliyor veya grupla yapılabiliyor. Yani bireysel, yani yüz yüze, face to face diyoruz biz buna. Dolayısıyla sevgili dostlarım şunu açık yürekli söyleyelim. Konuşma yoluyla yapılması lazım görüşmenin. Bu çok önemli. Bugün yine YouTube kanalımıza bir öğrencimiz ya da dündü galiba yazmıştı. Hocam ben yazılı bir şekilde versem olur mu? Bu görüşme olur mu diye. Yazılı bir şekilde verilen her şeye biz döküman diyoruz. Bunu bir kez daha altını çiziyorum. Döküman diyoruz. Yani görüşme mutlaka yüz yüze yapılır. Karşınızdaki insanı konuşturmamız lazım ve mutlaka bu konuşma içerisinde onun jest ve mimiklerine varıncaya kadar dikkat etmemiz lazım sevgili dostlarım. Dolayısıyla kişilerin düşüncelerini konuşma yoluyla almış olduğumuz bir veri toplama aracımız niteldeki en temel veri toplama araçlarından bir tanesidir görüşme sevgili arkadaşlarım. Eğer grupla yapılırsa adı odak grup görüşmesidir. Odak grup görüşmesi olarak adlandırılır. Bireysel daha kolay gibi gözüküyor çünkü odak grup görüşmesinde 3-5 kişiyle yapılan mülakatlarda o grubu yönetmek zor olabilir. Başlangıçta bireysel olarak başlamanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım. Fenomenoloji desenini kullanacağınızı söylemiştik çalışmanızda. Bu kapsamda mutlaka bireysel mülakatları sizlere kullandırmayı düşünüyorum. Evet, bir sorumuz var. Mehmet Gazi Hocam buyurun. Hocam Google formlar da son zamanlarda çok kullanılır oldu. Görüşme kapsamına giriyor mu, girmiyor mu? Google formlar dediğimiz gibi yazılı dokümanlardır. Yazılı dokümanlardır diyorum bakın zaten adı üstünde. Dolayısıyla görüşmeye girmez. Görüşme olabilmesi için bakın şu anda ben siz sordunuz ben cevapladım. Bu şekilde olması lazım yani birebir olabilir veya o da grup görüşmesi şeklinde olabilir sevgili dostlarım. Yazılı olarak yani şu ikinci maddeyi bir kere daha tekrarlamamız gerekirse yazılı olarak alınan düşüncelere görüşme demeyelim ya da interview ya da mülakat demeyelim. Buna doküman diyelim bir kere daha söylüyorum. Çok çeşitli sınıflandırmaları var ama ben şu üç üzerinde duracağım. Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış. Structured dediğimiz yapılandırılmış.
semi-structured dediğimiz yarı yapılandırılmış ve unstructured ya da non-structured diyenler de var. Bu da yapılandırılmamış. Üç türünü söyleyebiliriz. Yapılandırılmış görüşmede görüşme formumuzun üzerindeki sorulara sadık kalırız ve görüşme formunda ne yazıyorsa o sırayı takip ederiz. Yarı yapılandırılmış görüşmede görüşme formumuz yine vardır ve görüşme formunda soru çıkartabiliriz, soru ekleyebiliriz, soruların yerlerini değiştirebiliriz. Yapılandırılmamış görüşmede ise görüşme formu kullanılabilir ama çok ona bağlı kalmayabilir kişi ya da araştırmacı. Bazen rastgele soru da sorabilir. O anda aklına gelen şeyleri de konuşabilir ya da sorabilir. Dolayısıyla sizlere hocam ben belki literatürde böyle çok böyle söyleyeyim unuttuğum şeyler olabilir. Tam yapılandırmayabilirim diyorsanız yarı yapılandırılmış görüşme şeklinde yazabilirsiniz görüşmenizin türünü. Ama ben her şeyi yapılandırdım. Hiçbir şey kalmadı, açıkta kalmadı. Bütün soruları görüşme formunun içerisine yerleştirdim. Bunu da katılımcılarıma soracağım diyorsanız ve bu sırayı takip edeceğim diyorsanız ya yapılandırılmış görüşme diyebilirsiniz. Sevgili dostlarım, yarı yapılandırılmışsa da görüşme formu kullanılabilir dediğim gibi. Dolayısıyla görüşme formu her ikisinde de olabilir. Ama yarı yapılandırılmışsa dediğim gibi bazen sorular eklenebilir. Katılımcının düşüncesine göre veya çalışmanın amacına göre aa bu soruda sorulmazmış dediğimiz durumlarda anlayın ki siz yarı yapılandırılmış görüşme kullanıyorsunuz. Mutlaka o soruyu ekleyin görüşme esnasında ekleyebilirsiniz ama şuna dikkat edin. Birinci kişiye sorduğunuz o soruyu ikinci kişiye de sormanız lazım ya da birinci kişiye sormamıştınız ikinci kişiye sorabilirsiniz ama mutlaka geri dönüp tekrar birinci kişiye de sormanız lazım ya da birinci kişiyi hatanızdan çıkarmanız lazım. Yani bütün soruların, tüm görüşme sorularının katılımcılarınızın hepsine sorulması lazım. Ona dikkat ediyorsunuz. Görüşme formunu biraz sonra örnek üzerinden göstereceğim sizlere. Hatta yine kanalımızda biliyorsunuz görüşme formu nasıl oluşturulur biliyorsunuz da izlemişsinizdir. Orada sevgili arkadaşlarım zaten detaylı bir şekilde anlatıyorum ama yine de bir üzerinden geçeceğim. Ama şunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yani görüşme formuna döneceğim. Tekrar ediyorum. Birazdan. Ama görüşme formunu bir arkaya atarak şunları söylemem gerekiyor. Uzun süreli etkileşim veya katılımcıyı rahatlatma durumu çok önemli. Yani bazen öğretmenler geliyor diyor ki hocam benim karşımdaki öğrencim olduğu için konuşturamıyorum onları diyor. Rahatlatmamız lazım çünkü öğretmenin karşısında öğrenci olduğunu hissederse o katılımcı değil de öğrenci olduğunu düşünürse karşısında öğretmen olduğunu düşünür ve bu şekilde rahat cevap veremeyebilir karşısında bir otorite olarak. Ama araştırmacı onu araştırmacı kimliğiyle, öğretmen kimliğiyle değil de araştırmacı kimliğiyle mutlaka rahatlatması lazım. Ve aynı şeyler işte Semih Hocam veya işte Kezban Hocam için de geçerli. Mutlaka karşınızdaki kişiyi rahatlatmanız gerekiyor ki katılımcı sizinle o konuşmayı gerçekleştirebilsin. Gergin olursa ciddi sıkıntı olabiliyor. O yüzden kayıt başlamadan şu ses kayıt cihazını kullanmadan önce ne bileyim tabii Semih Hocam'la Kezban Hocam'ın işi burada daha kolay. O günkü yemeklerden konuşabilirsiniz diyecektim. Onların zaten işi o. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşamazlar. Ama ne bileyim yani dediğim gibi kayıt başlamadan önce işte meslek hayatıyla ilgili belki sorular sorulabilir. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçı bile sorulabilir atıyorum yani şu anda. Yani kişi rahatlasın yeter ki. O görüşmeye hazır hale gelsin. Yani bir de böyle çok nedirli sorular biraz sonra konuşacağız soruların üzerinden. Çok nedir soruları sormayınız ve böyle işte atıyorum şey yaptınız suratınız asık ve diyorsunuz ki küresel ısınma nedir diyorsunuz. Adam direkt yani nereye düştük diyebilir size ve cevaplayamayabilir. Ama siz onu rahatlattınız 5 dakika 10 dakika sonra ses kayıt cihazını açtınız. Hocam dediniz ya da işte karşınızdaki kişi kimse Ahmet Bey, Mehmet Bey isim de kullanmak zorunda değilsiniz. Küresel ısınma ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir tanımlamamız gerekirse siz nasıl tanımlarsınız gibi bir soru sorarsanız o zaman görüşmeci olarak görüşmeci siz araştırmacı olarak konuşturabilirsiniz. O yüzden bu çok önemli. Uzun süreli etkileşim iç geçerliliği de artırıyor. Geçerlilik güvenlik haftasında konuşacağız. Çalışmanın inandırıcılığını artırıyor ve katılımcıyı rahatlatmanız sizin verilere daha rahat ulaşmanızı sağlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Süreci iyi yönetin sevgili arkadaşlarım. Soruyu sorduktan sonra kafanızı eğip akşam ne yiyeceğim diye düşünmeyin lütfen. Karşınızdaki kişiyi iyi dinleyin. Karşınızdaki kişiyi iyi dinleyin. Karşınızdaki kişiyi çünkü teyit etmek zorunda kalacaksınız. Gelecek hafta ben size bunun örneğini göstereceğim. Aranızdan bir kişiyle mülakat yapacağız, görüşme yapacağız. Ve bir sonraki bakın şeyde maddede katılımcıyı dinleyebilme teyit etme demişim zaten. Soruyu sordunuz. Karşınızdaki görüşmeci konuştu. Konuştuktan sonra siz diyeceksiniz ki
küresel ısınmayı siz şöyle 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 tanımlıyorsunuz. Doğru mu? Diye bir kere daha soru yöneltip ondan teyit almaya çalışın ki bu da çalışmanın inandırıcılığını artırsın. Sevgili arkadaşlarım, katılımcı teyidi diyoruz biz buna. Yine geçerlilikte konuşacağız. Kayıt alabilmeyi mutlaka sağlayın. Eğer ses kayıt cihazı kullanmazsanız mecburen yazmak zorunda kalacaksınız. Daha sonra verilerinizi yazıya dökebilmek için transkript diyeceğiz. Bakın bunu aşağıda transkript için ve yazıya dökme, metni döküyoruz biz buna. Yazıya dökebilmeniz için sevgili arkadaşlarım mutlaka ses kayıt cihazıyla kayıt alınız ve bu kayıtlarınızı daha sonra transkript edeceksiniz birebir. Kendi kafanıza göre yorumlamayacaksınız bu arada yazarken. O adam ne dediyse her şeyine varıncaya kadar yazacaksınız. Hı hı dedi, hı hı yazacaksınız. Dedi, yazacaksınız. Cık dedi, cık yazacaksınız. Yani o adam, o katılımcı ne dediyse onu yazacaksınız. Dolayısıyla yorumlamayacaksınız. Burada devam edelim mi dediniz mesela, diyelim ki 6. sorudan sordunuz, 7. soruya geçeceksiniz. Bir sonraki soruyla devam edelim mi dediniz? Yo dedi o diyelim ki. Siz evet devam edebiliriz diye bir şey yazmayacaksınız oraya. O yo dedi çünkü. Onu yazacaksınız oraya. Hatta o'ları uzatacaksınız 3-4 tane. Y'den sonra. Dolayısıyla mümkün olduğunca inandırıcılığı arttırmanız lazım transkriptlerde sevgili arkadaşlarım. O ham veri diyoruz biz buna. Ham veri sizin çalışmanızdaki şu kodları daha rahat bir şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır. Bir o. İkincisi de bakın burada direkt alıntıları kullanma demişim. Direct quotation diye geçer İngilizce olarak. Bunları çünkü bulgular kısmında vereceksiniz. Yani bulgular kısmında sevgili arkadaşlarım nicel araştırmadaki t-testi, ANOVA'nın sonuçları neyse nitel araştırmadaki katılımcılarınızın o direkt alıntıları, şu tırnak içindeki alıntılar var ya, tırnak içindeki alıntılar. Onlar da o t-testi neyse o işte. O da çok önemli. Yani nitel araştırmanın t-testi, nitel araştırmanın ANOVA'sı, MANOVA'sı, regresyonu arkadaşlarım katılımcılarınızın direkt alıntılardır. Bunu unutmayın lütfen. Katılımcılarınızın direkt alıntılardır. Dolayısıyla mümkün mertebe sevgili arkadaşlarım katılımcılarınızın konuşmalarını aynen aktarıyorsunuz ve bulgular kısmında o koda ilişkin kanıtı katılımcıdan aynen alarak yazacaksınız. Bu çok önemli. Bunları gelecek haftalarda merak etmeyin. Üstüne basa basa ben sizlere göstereceğim, uygulamasını yapacağız beraber. Ne demek istediğimi daha iyi anlatacağım. Ama görüşmeden hareketle bunları da şimdi söylemiş olayım. Şurada şu madde çok önemli. En az 20 dakika görüşme yapma. Burada bakın pozitivist davrandım ve bir sayı belirttim. Yani ve en az 20 dakika diye de söyledim. Yani 19 dakikası olsa olmaz mı hocam? Ya olur da. Şimdi 5 dakika görüşme yaptım denilen var. Yani 5 dakikada daha adamı rahat tanıyorsun. Anlatabildim mi? Yani karşındaki kişiyi işte o erkekse erkeğe, kadınsa kadını rahatlatamıyorsun ki yani. 5 dakika zaten rahatlatmayla geçiyor. Ondan sonra birinci soru, ikinci soru derken yani 10 tane sorun olsa zaten soruları sormak 5 dakika sürer. Dolayısıyla yani böyle 5 dakika, 10 dakika görüşmeler yaptım diyen makalelerde böyle diyen ifadeler görüyoruz. Bunlar yanlış ve nitel araştırmanın derinliğine bir araştırma ediliyorsunuz. Nitel araştırmanın derinliğine olan felsefesini bozuyor ne yazık ki. O yüzden görüşmelerinizin mümkün mertebe sevgili arkadaşlarım 20, 25, 30, 35 dakika tutunuz. Bu size derinlemesine bilgi verir. Ve tabii gelecek haftaki aranızdan birisiyle yapacağım görüşmeyi çok iyi takip ediniz. Çünkü bazen arkadaşlarımız geliyor anlattıktan sonra, özellikle benim işte okuldaki derslerimde bu öyle oluyor. Hocam diyor ya 5 dakikada bitti diyor, 10 dakikada bitti diyor sorduğum sorular diyor. Çünkü ben teyit etme yapmamışsın. Sadece soruları dinlemişsin. Soruları dinledikten sonra teyit etmesini yapabilmen lazım. Belki oradan bir kere daha kişiden o soruyu sorabilirsin. Daha sonra tekrar dönebilirsin belki o soruya. Yani bunun çeşitli yolları var. Dolayısıyla katılımcıdan mümkün mertebe o veriyi almamız lazım. Vatandaş söyledi. Tamam dediniz siz de geçtiniz diğer soruya. Olmaz. Belki yani orada kalmış bir şey vardı. Diyeceksiniz ki mesela küresel ısınmayla siz şunları söylediniz. Katılıyor musunuz dediğiniz zaman belki de o kişi diyecek ki ha şunu da söyleyebilirim diye aklına o anda gelecek. Yani siz o araları doldurarak işte onun zaman kazanmasına veyahut da aklına bir şey gelmesine yol açacaksınız sevgili arkadaşlarım. Bu çok önemli. Mehmet Gazi Aslan Hocam demiş ki ek soru da sorulabilir demiş. Tabii eğer yarı yapılandırılmış bir görüşme ise dediğim gibi ek soru da sorabileceğinizi söylemiştim. O yüzden görüşmelerimizi mümkün mertebe sevgili arkadaşlarım uzun tutuyoruz. Transkript etme dediğimiz şey ses kayıt cihazındaki veya bu Zoom ortamında yaptığınız diyelim ki buradaki kaydı mutlaka yazıya dökeceksiniz. Bir metine Word haline çevireceksiniz. Dolayısıyla buna biz transkript etme diyoruz. Ve şu da önemli. Bakın sondan bir önceki madde. Transkriptleri
katılımcı onayına sunmak. Yani mutlaka arkadaş bak sen bunları konuşmuşsun. Ben de bunları yazdım. Sana da gönderiyorum. Onaylıyor musun? Yani ben artık bunları kodlamaya geçeceğim. Yani analize geçeceğim. Kod kategori temel oluşturacağım bunlardan. Bunları onaylıyorsan ben bunları araştırmamda kullanacağım diye katılımcılarınızın onayına sunmanız lazım sevgili arkadaşlar. Bunu siz şimdi işte bunları niye anlatıyorum? Çünkü siz bizim çalışmamız kapsamında bunları yapacaksınız adım adım. Dolayısıyla görüşme formunu oluşturdunuz. Görüşmeyi yaptınız. Görüşme yaptıktan sonra 20-25 dakika umarım belki 30-35 dakika sürecek inşallah sizlerinki de. Transkript ettiniz, metne döktünüz. Metninizi mutlaka o katılımcıya gidip onaylatmanız lazım sevgili arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Bir diğeri sevgili arkadaşlarım. Dün yine kanalımıza gelen bir soru vardı. Hani görüşmenin randevusunu ayarlamak. Bunda mutlaka sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Yani 6 kişiyle diyelim ki görüşme yapacaksınız. 6 kişiyle de saatleri ayarladınız. Birisi işte pazartesi, birisi salı, birisi çarşamba diyelim ki. Ya da ikisi 6 tane toplam. Ama saat 13'te bir baktınız ister online olsun yani çevrimiçi isterse yüz yüze olsun o görüşmeci gelmedi. Sabırlı olacaksınız, yapacak bir şeyimiz yok. Dolayısıyla bir başka güne tekrardan aynı kişiyle program yapacaksınız ya da o şartlara uyan örnekleminizdeki ya da çalışma grubumuzdaki şartlara uyan başka birisini bulacaksınız. Sevgili arkadaşlarım veri kaybı yaşamamak adına. Bunu da böylelikle söylemiş olayım. Peki şimdi görüşme formu nasıl oluşturulabilir? Önce şuradan başlayalım isterseniz. Bununla ilgili buraya kadar olan kısımla ilgili bir soru sormak isteyen arkadaşımız var mı? Yani daha çok görüşmenin ne demek olduğunu, görüşmenin nasıl yapılabileceğini, nelere dikkat edeceğimizi, görüşme esnasında, sonrasında, hatta öncesinde nelere dikkat edeceğimizi söyledim. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle sevgili dostlar. Hoşça kalın.